Berit nerede? Yanımda işte. Görmüyor musun? Berit! Berit nerede? Berit! Berit nerede? Sen beni mi takip ediyorsun? Etme. Beni takip etme. Tamam mı? Git bir yere. Tamam mı? Şşt, hadi. Baban yok mu senin? Yok, tamam. Ağlama, tamam mı? Sakin. Tamam, ağlama. Çünkü ben annenle babanı bulacağım. Olur mu? Tamam. Tamam. Pardon. Çocuk var da sizin mi? Hayır. Evet, çünkü bir çocuğun ofiste olması çok normal bir şey. Sen bekle burada, buluyorum. Pardon. Burada bir çocuk var da sizin mi? Annesi, babası? Yok, görmedik. Komik mi? Hoşuna mı gitti? Evet. Bayağı iğrenç yiyorsun dondurmayı. Hayır, yapma onu. Berit! 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 Ne oluyor çocuk? Aydos, Aydos. Ne yapıyorsun? Berit! Berit yok. Ne? Berit! Bu eksikti. Aydos! Berit! 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 Ya sesime gel Berit! Şuşu! Berit! Berit'i gördünüz mü? Berit'i gören oldu mu hiç? Koşum, koşum, koşum! Berit! Berit! Koşum, Berit! Koşum, koşum! Dedektif Mustafa, ne yapsak ya? Bir sakin olur musun? Şirkettedir. Değil mi abi? Tabii canım. Güvenlikler çıkmasına izin vermez kapıdan. Mert, bir söyleyebilir misin? Kameralara baksınlar. Hemen. Hadi Mert, hadi Mert. En son nerede gördünüz? Berit. Evet, bir çocuk buldum. Olabilir. Neredesin sen şapşan? Neredeydin? Korkuttun küçük. Beri hayatım. Sen neredesin bakayım? Beri. Hadi gel. Hadi gelin, hadi, hadi. Sen kimsin bu arada? Ha, ya evet çocuklar tanıştırayım. Ateş abiniz. Abimiz. Bu mu abimiz? Evet. Kardeşlerin. Evet efendim, ben kardeş Aydos. Şöyle karfizitimi takip edeyim. Okey. Beraber uzaya mı çıkmak istersiniz? Neden olmasın? Fazlasıyla ilgini çekebilecek fikirlerim var. Yol uzun. Konuşuruz. Evet, Aydos'la tanıştın. Berit, Ilgaz. Merhaba deyin çocuklar abinize. Merhaba Ilgaz. Adios Ilgaz. Hadi, hadi çocuklar, hadi. Hadi çocuklar.
Hadi. Hadi. Bana mıydı o? Devam edin. Ciddi bir mesele Ateş Bey. Oradan eğleniyor gibi mi gözüküyorum? Siz başlayabilirsiniz. Değerli kaybımız merhum Vahit Arcalı'nın noter onaylı vasiyetini açıklıyorum. Vahit Arcalı tüm mal varlığının ilk eşi rahmetli Jülide Arcalı ve ikinci eşi merhum Müge Arcalı'dan olan çocukları Umut, Ateş, Ilgaz, Aydos ve Berit Arcalı arasında eşit olarak bölünmesini uygun görmüştür. Tüm mal varlığıyla birlikte şirket hisseleri de aynı şekilde 5 çocuğu arasında eşit olarak bölünecek. Bana %5 bile bırakmamış mı? Hayır. 3. Maalesef. Neyse, benim umudum var. Ancak Ilgaz, Aydos ve Berit Arcalı'nın 18 yaşından küçük olmaları sebebiyle mirastan paylarına düşen hissenin yönetimi, söz konusu varisler 18 yaşına gelinceye kadar vasilerinde olacak. Yani Umut'ta. Harika. O zaman eğer işimiz bittiyse nereye imza atacaksam söylersiniz, ben gidiyorum. Lütfen bekleyin Ateş Bey, henüz bitmedi. Peki. Vahit Arcalı'nın 18 yaşından küçük olan çocuklarının vasisi olan, onların mirasını yönetme hakkına sahip olacağı gibi şirketin de büyük hissedarı ve yeni patronu olacaktır. Vahit Bey vasiyetinde Ilgaz, Aydos ve Berit'in vasisi olmasını istediği kişinin Ateş Arcalı olmasını bildirmektedir. Ne? 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 Hayır, hayır asla istemiyorum. Abi babam bize bunu sordu mu? Abi bir şey yap lütfen. Nasıl yani? Biz şimdi Ateş'le mi yaşayacağız? Ya öyle bir şey olmayacak çocuk. Bir dakika. 3 ay boyunca çocukların vasisi ve şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacaksınız. Bu süre sonunda bu konuda başarılı olamazsanız çocukların velayeti mahkeme kararıyla sizden alınarak Umut Arcalı'ya devredilecektir. Tamam, güzel. Yalnız çocukların vasiliğini kabul etmezseniz mirastan pay alamayacaksınız Ateş Bey. Umurumda değil. Evet, Vahit Arcalı'nın mirasını reddediyorum. Size iyi günler. Bu saçmalık yetti artık. O yüzden yeter artık ya, başım şişti Aydın. Ya şunu ilk karşıda bir şey söyle, fena yapacağım bak. Rahat bırak ya, moralim bozuk zaten. 40 yılın başımı kafa dağıtıyoruz. Ya ben bu aşıyı doğal çiçekleri kullanarak yaptım. Senin haberin var mı? Ya çiçek katili. Kurumuş çiçeklerden. Ya çekil şuradan. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Dur yerinde. Ya dur. Çolpan Hanım nasılsınız? Ay, iyi olmanıza çok sevindim efendim. Zira ben hiç iyi değilim. Hani yeni dadı bugün gelecekti? Bugün yarın diye oyalıyorsunuz beni. Ya arkadaşım vallahi ben hırsız falan değilim ya. Derdini polise anlatırsın. Bana bahanelerle gelmeyin Çolpan Hanım. 155 mi? Ya 155 mi? Kapatıyorum Çolpan Hanım. Ya bak vallahi billahi ben hırsız falan değilim diyorum. Niye dinlemiyorsun beni? Ne oluyor orada? Hanımefendi kim? Bahçede yakaladık efendim. Ya vallahi billahi hırsız falan değilim. Ben arkadaşları da anlatmaya çalışıyorum ama beni dinlemiyorlar ki. Bırakın siz. Siz benimle gelin. Bakın ben gerçekten hırsız falan değilim. Ben biliyorum kim olduğunuzu. Çolpan Hanım bu sabah geleceğinizi söylemişti. Ben sözüne güvenemedim.
Yani yalancıdır diyemem kendisi için ama doğruları çarpıtır diyebilirim. Bir de hani birkaç gündür biriken sinirimle ben çok daha başka şeyler söyleyebilirim de terbiye müsait değil. Ha bu arada size de kızgınım, sizin bu sabah burada olmanız gerekiyordu. Öyle miydi? Evet efendim. Ben kaç yaşındayım sizin bundan haberiniz var mı? Üç çocukla uğraşmak için ben çok yaşlıyım, kafam götürmüyor artık. Tabii çocuklar. Siz bunu unuttuğunuz için bu saate kadar gelmediniz herhalde. Asla. Bakın benim için işim her zaman çok önemli. Ama buraya gelirken taksici fenalaştı ve ben onu ambulansla hastaneye götürdüm. Ailesi gelene kadar da adamcağızın başında durmak zorundaydım. Yani öyle bırakamazdım. Kusura bakmayın. Makul bir sebep. Buyurun geçin. Çocuklar. Yeni bakıcınızla tanışın. Malum yaşlılık. Adınız neydi? Leyla. Selam çocuklar. Selam. İlter, bizim güzel bir bakıcımız olabiliyorduysa niye bugüne kadar olmadı? Açıklar mısın? Bizim hala güzel bakıcımız yok Aydos. Çolpan Hanım dönmeyecek mi İlter? Kalbi tekledi kadını, unuttunuz mu Ilgaz? Ya bunda bir payınız olduğunu asla ima etmek istemiyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Ama nasıl gelsin öyle değil mi? Tamam. Buyurun tanışın siz. Ben Leyla. Ben de Aydos. Memnun oldum küçük hanım. Ay ben de memnun oldum küçük bey. Sen de? Merhaba Leyla. Adios Leyla. Berit. Berit. Ne kadar güzel bir adın var senin. Benim adımı öğrenmek ister misin? Konuşma o zaman. Neden? Annesiyle babası ölünce travma geçirdi çocukcağız. Ne zaman? Bir ay önce. Neden öldüler? Kendilerine soracak fırsatım olmadı. Ya Çolpan Hanım size hiç bilgi vermedim. Her şeyi en baştan ben anlatacağım. Ha yok, her şeyi biliyorum, merak etmeyin. Aydos, Berit, hadi yatağa. Hadi, evet, hadi bakalım çocuklar. Evet. Hadi. Hı? Çocuklar yatacak. Tabii. Tabii hemen. Ne var? İyi geceler. Ya diyorum ki az önceki tanışma sanki çok tatlı olmadı. Acaba tekrar etsek mi? Buna ne dersin? Yatmadan önce yardım edebileceğim bir şey var mı? Asıl benim yardım edebileceğim bir şey varsa hiç çekinmeyin. Peki. O zaman tatlı uykular. Size de iyi geceler. Anne. Anne. Sen misin anne? Yalnız olmadığınızı söylemek için gelmiştir. Bak. Bak orada kuş yuvası var, görüyor musun? Kesin yavruları da vardır.
Sana bir sır vereyim mi? Biliyor musun? Benim annem de bir kelebek. Ben normalde onu hep kolyemin ucunda taşıyordum. Ama kolyemi kaybettim. Ama ben biliyorum annem yine de hep benim yanımda. Uyku vakti geldi. Hı? Yatalım mı? Hadi gel. Hani ben ateş falan diyordum da o bize yüz vermeyecek gibi. Biz de bayılmadık ona. Ya bir dünya fikrim vardı ama benim ya. Hani belki yatırım yapardı, ne biliyorsun? Yaşım küçük olabilir ama ufkum büyük. Üç ay boyunca çocukların vasisi ve şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacaksınız. Bu sürenin sonunda bu konuda başarılı olursanız şirketin yönetimi size geçecek. O geldi. Yok artık. Şaka mı bu? Aydos'cum sen Ilgaz'a üzerime basabilirsin dedin mi? Hayır, öyle bir şey dedim, hatırlamıyorum. Ah, kurtar! Gel canım. İyi misin? İyi. Gel şöyle. Evet, şimdi ne olduğunu dinleyebilir miyim? Bu gıcık Ateş abimin yanına gitmeme izin vermiyor. Bana bak biyoloji konusu. O bizim abimiz falan değil, tamam mı? O gidene kadar kimse çıkmayacak buradan. Protesto edeceğiz onu. Sence de abartmıyor mu? Ya bir şey desene. Aslında Ilgaz haklı. Yani çünkü sonuçta burası sizin eviniz. Ve siz evinizde bir yabancıyı istemeyebilirsiniz. Gördün mü? Ama bu doğru bir protesto yöntemi mi ondan emin değilim. Gördün mü? Çünkü bu protestodan daha çok kaçmak gibi geldi bana. Yani Ateş de öyle düşünebilir. Yürüyün gidiyoruz o zaman. Hadi benim. Ateş Bey. Hiçbir şey değişmemiş. Babanız öyle uygun gördü. Müge Hanım da onun bu isteğine hep saygı duydu. Aa. Gelebildiniz sonunda. Kahvenin odaklanmayı sağlayan bir etkisi var. Ben de çok faydalanıyorum. Saçmalama Aydos. Son verdiğin kararlardan sonra çok mutluyduk. Gelmeyeceğini ümit ediyorduk. Ben de öyle. Ne değişti çok merak ediyorum. Ilgaz, lütfen. Öyle gerekti diyelim. Biz Umut abimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Sen bizim abimiz olamazsın Ateş. Bak bu konuya değinmen çok iyi oldu büyük. Çünkü ben sizin abiniz değilim. Vasiniz olacağım. Bir an önce gidersin umarım. Hadi Berit. Ergenlik işte.
dolaştırıyor. Aydos! Aslında tatlı çocuklardır. Tanısanız seversiniz. Ya açıkçası rahatladım. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Tabii sen hariç. Tek sen mutlusun burada olduğum için. Yanılıyorsunuz. Buraya gelmenizden en az benim kadar mutlu olacak biri daha var.